Herkese merhaba. 30 bin liraya kadar olan motosikletleri inceledik. 0-10 bin lira arasındakilere baktık. 10 bin, 20 bin ve 20 bin, 30 bin lira arasındakilere baktık. Şimdi biraz daha kaliteyi artırıyoruz ve 30 bin, 50 bin lira arasındaki motosikletlere birlikte bakalım. Listemize Yamaha MT-07 ile başlıyoruz. cc silindir hacmine sahip, çift silindirli, 74 beygir motor gücüne sahip bir motosiklet. 100 kilometrede 4.9 litre yakıt tüketen, 180 kilogram ağırlığa sahip bir makine. Yakıt tankı ise 18 litre kapasiteli. 689 cc sıralı 2 silindir çapraz motoru, asimetrik 270 derece krank, güçlü bir ivmelenme ve tam kontrolü yol tutuşu verir. Yamaha MT-07 yani MT'nin açılımı Master of Torque. Yamaha MT-07 nakit motosiklet segmentinde tam bir canavar makine. 74 beygir motor gücü ve 689 cc silindir hacmine sahip. Son olarak bildiğiniz gibi daha geçtiğimiz hafta Yamaha MT-09'u tanıttı. MT-07 çok sevildi. Ondan sonrasında MT-07'nin ABS'li modelleri de var. Onların fiyatları daha fazla. Şu an MT-07'nin Türkiye'de 40 bin liradan fiyatları başlıyor. 50 bin lira civarında da güzel bir MT-07 alabilirsiniz. Bir diğer modelimiz yine nakit bir motosiklet. Karşınızda Honda CB250R. Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli bir motor ünitesine sahip. 27 beygir motor gücü üreten, 100 kilometrede 3 litre yakıt tüketen bir makine. 145 kilogram ağırlığa ve 10 litre yakıt kapasitesine sahip. Neo Sports kafe tarzı, ideal motor gücü, dijital gösterge paneli, güvenli frenleme için ABS ve tamamen LED aydınlatma ile CB250R sınıfında iddialı bir makine. Honda'nın nakit yani çıplak motosiklet meraklıları için ürettiği, aynı zamanda retro tasarımları olan ve teknolojiyle bir arada buluşturduğu bir makine Honda CB250R. Başlangıç motoru olarak da sayılabilecek bir makine. Dijital gösterge paneliyle sürüş esnasında hem hız hem de devir gibi ihtiyacınız olan tüm özellikleri gösterge panelinde görebilirsiniz. ABS sistemiyle birlikte frene bastığınızda tekerlerin kilitlenmesini önlüyor ve bu güvenlik açısından oldukça önemli. Aydınlatma olarak tamamen LED kullanılmış. Bu da hem sizin fark edilmeniz için önemli hem de yoldaki engelleri görmeniz için oldukça önemli. Ülkemizdeki satış fiyatı şu an ortalama olarak 38 bin lira. Bir diğer modelimiz Honda Forza 2020 modeli. Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 subaplı tek silindirli motor tipine sahip. 25 beygir motor gücü üreten bu motosiklet 100 kilometrede 3.5 litre yakıt tüketiyor. Maksimum saatte 140 kilometre hıza ulaşan Forza 192 kilogram ağırlığa sahip. Elektrikli ayarlanabilir ön cam, kolay kullanımı için akıllı anahtar, üst düzey sürüş güvenliği, akıllı anahtar bağlantılı arka çanta, yüksek görünürlük için LED aydınlatma özelliklerine sahip. İstediğiniz an tek tuşla ayarlanabilir bir ön cam var. İstediğiniz an tuşa basarak rüzgarın hızını, size geliş açısını ayarlayabiliyorsunuz. Anahtar cebinizde olsa bile start tuşu ile motoru çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zaman tekrar anahtar ile arka çantayı da açabiliyorsunuz. Arka tekerleğin patinaj yapması engellenmiş.
Kolay bir şekilde durabiliyorsunuz. Aynı zamanda ABS'li bir motosiklet. Yine bu motosiklette de LED aydınlatma kullanılmış. Hem sizin fark edilmeniz için önemli hem de yoldaki engelleri fark etmeniz için oldukça önemli. Forza'nın fiyatı ortalama olarak ülkemizde 44 bin lira. Bir diğer modelimiz Suzuki GSX 250R. Zarif ve şık hatlarıyla GSX 1000R'dan esinlenmiş farlar ile beraber küçük hacim segmentinde spor havasını tam olarak yansıtıyor. 248 cc hacime sahip çift silindirli motoru Suzuki'nin GV 250 modeliyle benzerlik taşıyor. 8000 devirde 25 beygir güç üreten motor 15 litrelik yakıt deposuna sahip. 181 kilogram ağırlığıyla beraber oldukça atik ve kıvrak bir makine. Gaz kelebeklerinde bir değişime gitmiş. Bu sayede emisyon uygunluğunun yanı sıra daha seri bir motor, yüksek devir ve düşük yakıt tüketimi sağlanmış. GSX 250R'ın ülkemizde ortalama satış fiyatı 40 bin lira. Bir diğer modelimiz Yamaha X-Max 250 Iron Max ABS modeli. cc silindir hacmine sahip, tek silindirli motor bloğuna sahip. 100 kilometrede 3.6 litre yakıt tüketen bu makine 20 beygir güç üretiyor. Maksimum saatte 150 kilometre hıza ulaşabilen ve 178 kilogram ağırlığındadır. İki kapalı kask ve daha fazlası için saklama alanı, akıllı anahtar sistemi, çekiş kontrol sistemi, güçlü ve verimli 250 cc motor, yumuşak ve sportif çekiş, çok işlevli göstergeler, LED farlar, kullanışlı 12 volt priz. Geniş sele altı bölmesi, LED için aydınlatmaya sahip. Anahtarsız tuşla ateşleme sistemine sahip. TCS'ye sahip yani çekiş kontrol sistemi var. Bu da şu demek oluyor. Eğer sensörler bir kayma algılarsa tekerleğe giden gücü azaltarak arka lastiğin çekiş kaybetmesini önlüyor. Bu da kaygan zeminlerde oldukça faydalı. Ülkemizde satış fiyatı ortalama olarak 44 bin lira. Bir diğer modelimiz KTM 390 Duke. cc silindir hacmine sahip, tek silindirli, 44 beygir güç üreten bir motor bloğuna sahip. 100 kilometrede 3.6 litre yakıt tüketimi olan bu araç, saatte maksimum 170 kilometre hıza ulaşabiliyor. 154 kilogram ağırlığında ve 11 litre yakıt tankına sahip. Dengeli, hafif, yol tutuşu yüksek, adeta virajlar için yaratılmış bir makine. Genel anlamda bu kategoride yer alan motosikletlerin arka lastiği 140 olurdu. Ancak KTM daha iyi bir viraj kabiliyeti kazandırmak amacıyla arka tekerini 150 olarak tasarlamış. Genel anlamda motosikletin yüksek yol tutuşu ve dengeli olması istenmiş. Amortisörleri ve lastikleri ile bunu başarabilmişler. Motosikletin ABS özelliği istediğiniz an kapatılabiliyor. İstediğiniz anda açılabiliyor. Yani arka fren ABS'sini kapatarak istediğiniz zaman süper moto moduna geçebiliyorsunuz. 44 beygir olmasına rağmen 100 kilometrede 3.6 litre yakıt tüketen bu makine oldukça tasarruflu ve güçlü de bir makine. Türkiye'de satış fiyatı şu an ortalama olarak 40.000 TL. Bir diğer modelimiz Benelli TNT 249S.
150 cc silindir hacmine sahip, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, çift silindir motoru olan 6 vitesli şanzıman ve 31 beygir güç üreten bir makine. 100 kilometrede 3.7 litre yakıt tüketiyor. Sportif, asimetrik dijital panel, maksimum kalite ABS fren sistemi özelliklerine sahip. Teknoloji ve tasarımı yakından takip eden İtalyan tasarımcılar tarafından tasarlanan TNT 249S modeli sıra dışı sportif tasarımı ile göze çarpıyor. Farları son teknoloji kullanılarak yapılmış. Orantıya daha çok önem verilmiş, dijital ekran daha işlevsel, okunabilirliği oldukça yüksek. Vites, hız, kilometre dışında akıllı yol gösterimine sahip, çift disk fren sistemi ve ABS sistemi ile sınıfında oldukça iddialı. Ülkemizde ortalama olarak satış fiyatı 40.000 TL. Bir diğer modelimiz Vespa GTS 250. Tek silindirli, 4 zamanlı sıvı soğutmalı motor bloğuna sahip. 21 beygir gücünde 100 kilometrede 3.2 litre yakıt tüketen bu araç 148 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. 9.2 litre yakıt kapasitesine sahip. İleri teknoloji, üstün güvenlik sistemi, sürüş kolaylığı, tasarruflu yakıt tüketimi gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. 2006 Euro 3 kriterlerine uyan İlk araçlardan bir tanesi. Hatta 250 cc segmentindeki ilk araç. Vespa'nın güzel de bir hikayesi var. Vespa aslında uçakla alakalı bir fabrikaydı. Savaş sırasında fabrika bombalandığı için o dönemde İtalyanlar birbirleri arasında tedarik edebilmesi için küçük bir araca ihtiyaç duydular. O yüzden de Vespa oluştu. Vespa'nın o dönemdeki tekerlekleri zaten uçakların iniş takımlarındaki tekerlekler. O dönemden bu zamana kadar Vespa kendisini oldukça geliştirdi ve diğer skuterlara ilham kaynağı oldu. Şu an günümüzde fiyatı ortalama olarak 45.000 TL. İkinci eli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.